Merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve Coşkan. Tasarımcı, çizer ve eğitmenim. Kanalımda dijital çizimle ilgili içerikleri bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Uzun bir sürenin ardından yeni içeriklerle karşınızdayım. Sizin için 5 videoluk bir seri hazırladım. Bu seri şu şekilde ilerleyecek. Bu serinin ilk videosunda, yani bu videoda bir tahta yüzey çizimi yapacağız. Ardından ikinci videoda ise bir taş yüzey çizimi yapacağız. Üçüncü videoda bu iki videoda öğrendiğimiz teknikleri uygulayarak perspektife dayalı bir ev çizimi yapacağız. Serinin dördüncü videosunda 3 farklı yöntemle bitki kümesi ve çimen çizimleri yapacağım. Serinin son videosunda ise yine tüm öğrendiğimiz teknikleri uygulayarak bir çizim yapacağız ve bu çizimi ışık ve gölgelendirme ile tamamlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Galeri ekranında sağ üst köşedeki artı simgesine tıklayalım. 2000'e 2000 boyutlarında bir belge açacağım. Kalitenin iyi olması için DPI'yi 150 olarak ayarladım. Çizim yaparken perspektif çizgilerinden yararlanacağım. Çift kaçışlı perspektife göre bir çizim yapacağız. Buna göre bir ufuk çizgisi ve ufuk çizgisinin üzerinde iki tane kaçma noktası olmalı. Ufuk çizgisine paralel olan tüm çizgiler bu kaçma noktalarına gitmek zorunda. Eylemler panelinde kanvas sekmesinde çizim örneği özelliğini aktifleştiriyorum. Çizim örneğini düzenleye tıklayarak açılan alt menüde perspektifi seçiyorum. Burada bir ufuk çizgisi ve kaçma noktaları oluşturmamız gerekiyor. Destekli çizimi aktifleştirdiğimizde çizgileri yalnızca perspektife uygun şekilde çizebileceğiz. Eskizi yapmak için çizim fırçalarından HB kalemi kullanıyorum. İlk olarak ortadaki dik çizgiyi çizmeliyiz. Diğer çizgilerin açıları kaçma noktalarına göre olacak. Böylece bir küp çizdik. Bu katmanın opasitesini düşürelim ve yeni bir katman açalım. Aynı fırçayı kullanmaya devam ediyorum. Ham tahta üzerinde yarıklar ve damarlar bulunur. Çizimde bunları abartarak göstermek daha etkileyici olacaktır. Her yüzeye perspektife de uygun olacak şekilde yarıklar ve damarlar çiziyorum. Bu katmanın opasitesini düşürelim ve yeni bir katman açalım. Zemin renklendirmeleri için genelde mürekkep fırçalarından stüdyo kalemini kullanıyorum. Keskin çizgiler oluşturduğu için kolayca içini doldurabiliyorum. Oluşturduğum renk paletinde en açık kahve tonunu seçip boşluk kalmayacak şekilde çerçeve oluşturalım. Renk paletinin indirme linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Katman üzerine tonlama yapmadan önce katmanı iki parmağımla sağa çekip alfa kilidini aktifleştiriyorum. Böylece boyamalar dışarıya taşmayacak. Şimdi mürekkep fırçalarından Gesinski fırçasını kullanacağız. Ama ben bu fırça üzerinde bir değişiklik yapmıştım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Gesinski fırçasının üzerine tıklayın. Açılan pencerede biçim sekmesindeyken düzenle ve içi aktar seçeneğine tıklayın. Burada kaynak kütüphanesine tıklayın ve bloşu seçin.
İnceltme sekmesine gelerek uç inceltmesini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi renk paletindeki ikinci rengi seçerek damarları çizeceğim. Yarıkların iç kısımları da koyu olacak. Şimdi en koyu tonu alarak bazı yerlerin üzerinden geçelim. Bu çizgileri biraz daha ön plana çıkarabilmek için kenarlarından açık bir ton ile geçeceğim. Bunun için mürekkep fırçalarından koyu mürekkebi kullanacağım. Paletteki 5. rengi seçtim. Bu sarımsı bir ton. Fırçanın opasitesini düşürüyorum ve yarıkların kenarlarına çizgiler ekliyorum. Şimdi tüm bu çizgileri birbiriyle kaynaştırmak için karıştırma aracına geçiyorum. Burada da yine koyu mürekkebi kullanacağım. Şimdi çizim üzerinde bir gölgelendirme yapacağız. Bunun için yeni bir katman açıyorum ve katmanın üzerine tıklayıp kırpma maskesini aktifleştiriyorum. En koyu kahverengi tonunu kullanacağım. Fırça olarak da hava fırçalarından yumuşak fırçayı seçiyorum. Alt kısımları ve sağ tarafı hafifçe boyuyorum. Katmanın üzerindeki N harfine tıklayalım. Harmanlama modu olarak çoğaltı seçiyorum. Böylece alttaki renkle bir karışım yapmış oluyoruz. Yeni bir katman daha açarak bunda da kırpma maskesini aktifleştirelim. Şimdi 4. sıradaki açık rengi seçerek parlak bir alan oluşturalım.
katmanın harmanlama modunu da kaplama olarak seçelim. Son olarak biraz daha artistik bir efekt elde etmek için yeni bir katman açarak mor rengi alıyorum. Bu katmanın harmanlamasını da doğrusal ışık olarak değiştiriyorum. Parlak alan oluşturduğumuz katmanı seçip ayarlar menüsünden bahar efektine tıklıyorum ve kalemi sağa doğru çekiyorum. Böylece daha ışıltılı bir görüntü elde edeceğiz. Son olarak gölge ekleyelim. En alta bir katman açıyorum ve gri rengi seçiyorum. Fırça olarak hava fırçalarından yumuşak fırçayı kullanacağım. Önce fırça ucu küçükken alt kısımdaki koyu gölgeyi oluşturalım. Fırça ucunu büyüterek sağ tarafa doğru düşen bir gölge çizimi yapacağız. Silgi aracına geçerek gölgeyi şekillendiriyorum. Evet, böylece çizimi tamamladık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.